Masmavi İç Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Bugün sizler için gerçekten nefis bir Laz böreği tarifi hazırladım. Her ne kadar börek dense de aslında bir tatlı. İçerisinde muhallebisi var. Nefis bir şey. Buyurun hemen başlayalım. İlk olarak muhallebimizi hazırlayarak başlıyoruz. 3 su bardağı sütümüz var. 2 su bardağı sütümüzü tenceremize alalım. İçerisine yarım çay bardağı un, yarım çay bardağı nişasta, 1 çay bardağı şeker ve 2 tane yumurta ilave edelim. Sevgili arkadaşlar, tüm malzeme listesini hem gram hem bardak ölçüsü olarak infobox'a ekliyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi bütün harcımızı pürüzsüz olacak şekilde karıştırıyoruz. Çünkü az olursa sütünüz daha kolay karıştırırsınız. Sonra kalan 1 bardak sütümüzü de ilave edip ocağa alabiliriz. Orta derece ısıda sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlıyoruz. Şu anda tatlımız kıvamını aldı. Hiçbir topaklanma da olmadı gördüğünüz gibi. Bu aşamada 50 gram tereyağı ve 1 paket vanilyamızı ilave edelim. Onu da hızlıca yedirelim ve tatlımız bitmiş oluyor. Şu anda muhallebimiz nefis kıvamıyla bitti ve hemen kenara alıyoruz. Çabucak soğuması için farklı bir kaseye transfer ettim. Çünkü soğuk bir tatlı muhallebiye ihtiyacımız var. Soğumaya bırakıyoruz. Bir paket baklavalık yufka kullanacağım. Yufkamı açıyorum ve tepsimin büyüklüğüne göre ortadan kesiyorum. Sizler de kullanacağınız tepsiye göre orantılayın. Tepsiniz büyükse hiç kesmenize gerek yok. Şimdi iki katmanlı yufkalarımız hazır. 150 gram eritmiş olduğum tereyağın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bunu da katmanlarına süreceğiz ve tatlımızı yapmaya başlayabiliriz. Tabanına çok az yağ sürüp onu fırçayla yedirdikten sonra yufkalarımızın hepsini dizelim. Yani her kata mutlaka yağ sürüyoruz sevgili arkadaşlar. Yufkamızı seriyoruz, yağlıyoruz, diğer yufkamızı seriyoruz. Ve bu işlemi sadece bir fırçayla yaparsanız yağınızı da çok az kullanmış olursunuz. Ve tüm yufkalarımı aynı işlemle dizdim. Soğumuş olan muhallebimizi bu aşamada dökeceğiz. Muhallebimiz soğuk olmalı. Muhallebimi döküyorum ve eşit bir şekilde yayıyorum. Tarifin orijinalinde tam bu aşamada karabiber serpiliyor. Ama ben daha önce karabiberli yapmıştım da biraz yadırgadım. O yüzden kullanmadım bu defa. Siz isterseniz kullanabilirsiniz. Kalan yufkalarımı da yine aynı işlemle üst üste diziyorum ve her katına yağ sürüyoruz. Tatlımız bitti. Yüzeyine de sıvı yağ gezdirdikten sonra hemen dilimleyelim. Çünkü bu tatlıyı dilimleyip de fırınlıyoruz. Fırından çıkınca çünkü dilimlemek mümkün değil. Dilimlerken biraz kaymalar olabilir sevgili arkadaşlar. Bıçağın ucuyla onları hemen düzelttim. Ve tatlımız şu anda fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış 190 derece alt üst ayar fırında ağır ağır 1 saat 1 saat 10 dakika kadar pişmeye gönderiyoruz. Tatlımızın alt tabanında muhallebi olduğu için ekstra bir de son 15 dakika en tabanı indirip bir de orada kısarttım. Tabanın güzel kızarması için. Ve bu dünya güzeli şu anda pişti. Gördüğünüz gibi gerçekten mis gibi de kokuyor. Hem görünümü hem lezzetiyle olağanüstü bir tat. Yüzeyine ben pudra şekeri serperek servis yaptım. Siz arzu ederseniz şerbetleyebilirsiniz. Pudra şekeriyle çok daha hafif olduğuna inanıyorum çünkü. Ama şerbetle de çok güzel oluyor. Hemen sıcaktı, aslında tam olarak soğumadı ama ben yine de bir dilim hemen doku testi yapayım. Yani çıtır çıtır baklava yufkasının arasında nefis bir muhallebi. Sanki olabilecek en güzel ikili gibi geldi bana. Tatlınız servis için hazır. Biraz dinlenince çok çok daha lezzetli olduğunu söyleyebilirim. İnşallah bir dahaki tarifimde buluşmak üzere. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşça kalın.